Merhaba, direnerek zaferi kucaklayanlar. Merhaba halkımız, merhaba mutlu izleyenleri. Bugün 26 Eylül Perşembe günün haberleriyle karşınızdayız. Ve bugün günün haberlerine yaşasın direniş, yaşasın zafer diyerek başlıyoruz. Grup yorum yaptığı açıklamada emekçimiz Rezan Şengül bugün görülen duruşmada tahliye etti. Rezan'ı zulmün elinden aldık. Şimdi sıra Vedat'ta. Yaşasın direniş, yaşasın zafer dedi. Grup yorum üyelerine 10 yıl ceza. Evet, bir yandan direniş ve zafer sürerken bir yandan da faşizm ceza vermeye devam ediyor. Grup yorum emekçileri Betül Varan ve Sultan Gökçe'ye verilen ceza Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Grup yorum verilen 10 yıl 7 ay hapis cezası hükümsüzdür. Bizler bu cezaları kabul etmiyoruz, tanımıyoruz dedi. Bu düzende kaç yaşında olursan ol çalışmak zorundasın. Adana Feke'de çalıştığı bina inşaatının çatısından düşen 65 yaşındaki Hakkı Duru isimli işçi hayatını kaybetti. Bu düzen yıllarca emeğimizi sömürüyor ama yetmiyor. 65 yaşına geldiğimizde dahi çalışmak zorunda kalıyoruz. Paran varsa okula gitmene de gerek yok. Bazı özel okulların üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri için hayalet sınıf yöntemini uyguladığı öğrenildi. Hiç okula gelmeyen öğrenciler eğitime devam ediyormuş gibi gösterilerek not garantisiyle mezun ediliyor. Evet sevgili tüm izleyenler, şimdi dünyadan haberler devam ediyoruz. İran'da bir kömür madeninde patlama. İran'ın Güney Horasan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde dün gece metan gazı patlaması gerçekleşti. 69 işçinin bulunduğu madende en az 51 kişi boğularak yaşamını yitirirken 20'den fazla işçi ise yaralandı. Almanya solu çürümüştür. Almanya Sol Parti milletvekili Carola Rakke, Ukrayna için emperyalizmin silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması lehinde oy kullandı. Sol insanlık tarihinin en büyük terör örgütü olan NATO'nun çıkarlarını savunuyor. Alman polisi işkenceye devam ediyor. Berlin'de Filistin için yapılan bir eyleme polis saldırdı. Eylemde gözaltına alınan bir eylemci ise polisin işkencesine maruz kaldı. Üç Temmuz Susam Mahkemesi bugün Düsseldorf HLG'de görüldü. Haksız ve hukuksuz yere tutuklanan 3 Temmuz Susam mütalasını okunacağı mahkeme bugün Düsseldorf'ta görüldü. Mahkeme başlamadan önce Özgül Emre, Narin'i katleden AKP faşizmi Narin'in katillerini yargılayamaz. Bizler çocuklarımız için de direniyoruz. Narin'lerin hesabını soracağız dedi. Ardından savcı geçen hafta yarım kalan mütalasını okumaya devam etti. İhsancı Beli'nin, Özgül Emre'nin ve Serkan Küpeli'nin Türkiye'de ve de Avrupa'da yaptığı iddia edilen faaliyetleri anlattı. Suç olarak gösterilen faaliyetler arasında ise grup yorum konserleri, piknikler, Birsen Kars'ın cenazesine katılmak, Dilek Doğan'ın taziye yemeğine katılmak gibi faaliyetler var. Ardından ise savcı Özgül Emre'ye 6 yıl, İhsancı Beli'ye 4 yıl 10 ay, Serkan Küpeli'ye ise 3 yıl 10 ay ceza istedi. Diğer mahkeme ise 9 Ekim'e ertelendi. Bizler de Umut TV emekçileri olarak avukatların ve tutsakların savunmalarının başlayacağı mahkemelere tüm halkımızı çağırıyoruz. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.